Samet'e göreceğiz. Samet'e de şeyi acını çağıracaktı. Şu hazırlığı var. Yemek yapacağız. Ama tarih boyunca İslam kültürünün ve sanatının en önemli başkentlerinden biri olma misyonunu daima muhafaza eden Konya'mız, köklü geçmişinden devraldığı bu eşsiz mirası korumayı başarmış. Daha da önemlisi Türk İslam sanatına çok kıymetli eserler ve sanatçılar kazandırmıştır. Konya'mız günümüzde de hat, tesip, minyatür, çini gibi sanatların en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumundadır. Bu bakımdan Kadimşehir Konya'mızda geleneksel olarak düzenlendiğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması büyük önem arz etmektedir. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'na hat alanında 40, tesip alanında 38, minyatür alanında 26, çini alanında 50 olmak üzere toplamda birbirinden değerli 160 eser katılmıştır. Ağırlığı ülkemizden olmak üzere Cezayir, Endonezya, Irak, İran, Malezya, Mısır ve Suriye'den gelen eserler sergimizde bulunmaktadır. Yarışmada her kategori için ilk üçe girenlerin yanında 5 mansiyon ve 2 teşvik olmak üzere 10 eser ödüllendirilecektir. Toplamda ödül alacak eser sayısı ise 40'tır. Yarışmacılardan hat alanında Zariyat suresinin ilk 15 ayetinden en az 3 ayeti celi sülüs ve diğer ayetleri ise sülüs yazıyla yazılmalarını istedik. Tesip alanında yazma eserlerde kitabın başladığı ilk sayfanın arka yüzü olan Zahriye sayfasını hazırlamalarını, minyatür alanında Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinden hikayelerin hazırlanmasını, çini alanında ise Türk İslam çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserlerin hazırlanmasını istedik. Katılım sağlayan ve büyük emek isteyen bu birbirinden değerli eserlerin değerlendirilmesi ise alanında uzman çok değerli jüri üyelerimiz yaptı. İşleri gerçekten zordu. Zira özgün ve birbirinden kıymetli onlarca eseri değerlendirdiler. Yoğun bir çalışmanın ardından da dereceye giren eserler belirlenmiş oldu. Ben tüm jüri üyelerimizle birlikte yarışmaya katılım sağlayan tüm sanatçılara ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi 4 sanat dalında ayrı ayrı ilk üçe giren eser sahiplerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hat dalında İran'dan Ahmet Ali Namazi birinci, ülkemizden Muhammed Fatih Yıldız ikinci, Muhammed Nuri Çelikkaya ise üçüncü olmuştur. Tesip alanında İran'dan Zeynep Rahnama birinci, ülkemizden Makbule Gül Çerik ikinci, yine İran'dan Fatameh Movadi üçüncü olmuştur. Minyatür dalında Merve Karlı birinci, Ayşe Nalan Özdoğan ikinci, Figen Kubatoğlu üçüncü olmuşlardır. Çini alanında Hasibe Akarım birinci, Kadir Ertürk ikinci, Betül Alat üçüncü olmuşlardır. Yarışmaya dünyanın farklı şehirlerinden eserler gönderen yarışmacılara ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Yarışmanın ödül törenini Hazreti Mevlana'yı anma Uluslararası Üstad Gül Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz törenle takdim edeceğiz. Ayrıca dereceye giren eserler de törenler kapsamında inşallah sergilenmiş olacak. Konya her manada Türkiye'nin merkezi olduğu gibi kültür sanat faaliyetlerinde de bundan sonra öne çıkacak projeleri yapmaya devam edecek. Şehrimize hayırlı olsun. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.